Let's try to guess these fruits in Turkish. How do you say this? Muz. Muz. And this one? Portakal. Portakal. And this one? Elma. Elma. The last one? Nar. Nar. How many of them did you guess? Let me know in the comments. Can you teach me how to say in, on, at in Turkish? To say in, on, at in Turkish, we attach the suffixes de or da, which follow the two-way vowel harmony rule. So for example, if you want to say in the car, you're going to say arabada. But if you want to say in the picture, it will be resimde. Okay, so at home, evde. At school, okulda. So in the tree, ağaçta. It is ağaçta, actually. Oh, Jesus. If the word ends with one of the sharp consonants, these, then D becomes T. So we attach te or ta. Okay. And in this case, it will be ağaçta. Then in the book is kitapta. In Paris, Paris'te. Paris'te. Okay. Aferin. Shit. Stop asking ne if you don't want to be rude. Ne means what in Turkish? Let's imagine that you have a Turkish friend who speaks very fast, just like me. Kusura bakma, bugün çok işim vardı. Seni hiç arayamadım. Sabahtan beri bu işlerimle uğraşıyordum. Sabah işe gittim, sonra okula gittim. Bir sürü işim vardı. Gerçekten çok özür dilerim. Seni arayamadım. And at this point you may ask ne? 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 But it may sound a little bit rude sometimes. So, to ask for clarification, you can use the other alternatives. For example, pardon? Nasıl? Efendim? Anlamadım? If you want to learn Turkish, you can enroll my courses. The link is in my bio. 5 compliments in Turkish that you may need. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Çok güzelsiniz. Çok güzelsiniz. Çok yakışıklısın. Çok yakışıklısınız. Çok yakışıklısınız. Bu bluz sana çok yakışıyor. Bu bluz size çok yakışıyor. Saçlarına bayıldım. Saçlarına bayıldım. Saçlarınıza bayıldım. Saçlarınıza bayıldım. Yaşını hiç göstermiyorsun. Yaşınızı hiç göstermiyorsunuz. If you wanna learn Turkish from me, you can enroll my courses. The link is in my bio. Aynen. 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 A native expression to say these in Turkish. Of, kasıyor. Of, telefon kastı. Çalışmıyor. Existential yok and conditional sa. When they're combined, they make otherwise in Turkish. Today we are going to learn about yoksa in Turkish. Yoksa means otherwise, if not, or else. It is used to express a conditional or hypothetical situation. It presents an alternative or a consequence that follows if a certain condition is not met. Let's see the examples. Yarın sınav var. Ders çalış. Yoksa dersten kalırsın. Yoksa dersten kalırsın. Yarın sınav var. Ders çalış. Yoksa dersten kalırsın. Vize almalısın. Yoksa Avrupa'ya gidemezsin. Vize almalısın. Yoksa Avrupa'ya gidemezsin. 5 dakika içinde çıkalım. Yoksa geç kalacağız.
5 dakika içinde çıkalım yoksa geç kalacağız. Yoksa can also mean or in Turkish, particularly in the context of presenting choices or alternatives. For example, çay mı yoksa kahve mi? Ne istersin? Çay mı yoksa kahve mi? Ne istersin? Alo, merhaba. Merhaba. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ben kredi kartı şifremi sorgulamak için aradım. Tabii. Soyadınız nedir? Toprak. Kodlayabilir misiniz lütfen? Nasıl yani? Yani Adana, Bursa, Ordu, Diyarbakır. Ha, tamam. Trabzon, Ordu, Paris, Rize, Ankara, Kastamonu. Tamam, teşekkürler. Bilgilerinize bakıyorum. Hello everyone, let's learn my favorite Turkish words that make sense with emojis. Kahve, altı. Kahve, altı. Kahvaltı, gün, aydın. Gün, aydın. Günaydın. Ateş, kes. Ateş, kes. Ateş, kes. Deniz, kızı. Deniz, kızı. Deniz kızı. Çek, yat. Çek, yat. Çek, yat. Uyur, gezer. Uyur, gezer. Uyur, gezer. How many of them did you know? Write in the comments.